Öleceğime hiçbir zaman inanmadım ama. Telefon geldi. Doktor aradı. Neredesiniz Mehmet Ali Bey dedi. İşteyim dedim. Karşımda Günel'le Reyhan oturuyor. 28 Şubat'ın şeylerini konuşuyoruz. Belgeselim. Şunu şöyle yapalım. Maalesef kansersiniz dedi. Ve öldürücü bir kanser dedi. Peki dedim. Böyle boş boş karşımdaki insanlara baktım. Cemre'yi aradım. Dedim ki kansermiş. Pankreas kanseriymiş. Pavarotti'nin öldüğü kanser. Bunu dedi 6 ayda götürdü, 8 ayda götürdü adam. Telefonu kapatıp avaz avaza gidip küt kafamı falan yani duvarlara böyle küt 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 haykıraraktan döneniyorum evin içinde hani böyle bağıra bağıra. Yani çünkü pankreas kanseri bilin yani. Şey yapacağız. Sıkı bir tedavi yapacağız. %18 şansınız var dedi. Ameliyat edilebilir hale girmesi %18'dir dedi. İnternette ölüm fermanını gördüm. Öyle tabii. Ölüm fermanı. Yani pankreas kanserinden 5 seneden fazla yaşayan yok. Ama hep şey vardı. Ölmeyeceğim lan. Yani olmuyor, yakışmıyor. Mehmet Ali yeni kitabını yazmaya başladı. Herif her şey ayaküstü yapıveriyor vallahi, helal olsun. Saat 1'de havalansın. Sen bunu yazmak için günlerce düşünüyorsun. Ertesi sabah şeye gittik. Arkadaşlarla Şile'de bir weekend geçireceğiz. Arabalara bindik, Şile'ye gittik. Mehmet Ali de burada. Bugün Muratçı senin yaş gününde son derece önemli bir şey öğrendim. O öğrendiğim şeyi sana ileride söyleyeceğim. Müsaade et, böyle çok şey hali sokmak istemiyorum. Ben çünkü elimde küçük iPhone var. Orada devamlı internete bakıyorum, böyle konuşuyorum. Yani herkes eğleniyor. Ben internetten şey arıyorum yani şu. Arada bir çıkıyorum bahçede bağıra çağıra ağlayaraktan geri geliyorum. Mehmet Ali ise Kıbrıs meselesinin bilmem nesini konuşuyor. Tabii onlara söylemedim. Çünkü onların da bütün o hafta sonunu mahvetmenin bir şeyi yok. Murat diyor ki ben hayret ettim diyor. Sonra duyduktan sonra. Ulan diyor bize diyor Kıbrıs müzakerelerinin nasıl olduğunu anlattırıyorsun. Sen ölüme şey yapıyormuşsun. Ben ölümü düşünecek değilim ki. Derken yolda döndük ikimiz beraber. Hiç konuşmuyoruz falan. Ondan sonra dedim ki Mehmet Ali ağlaman lazım. Yani bu ağlanacak bir olay dedim. Yok şimdi değil dedi. Gide biz konuşmadan eve geldik. Ondan sonra... Dedi ki baban kanser. Tamam sorun değil. Atlatırız. Pankreas dedi. Dedim ama o beni mahvetti yani. Orada gidiyordum. Orada gittim lan, düştüm bir anda. Bir anda bir daha göremeyeceğimi düşündüm adamı yani. Çok ağırdı o. Dedim ki Umur'a anlattım, çok ağladı dermez, müthiş ağlamaya başladı. Yani ilk ve son. Orada ağladım. Onun üzülmesi beni üzdü. Çok kızdım öleceğime. Yani ne demek ölmek ya? Yani daha çok yapılacak şeyim var. Şu anda sana bunları yazarken saat 9. Odada 7 kişiyiz. Etrafımdaki perdeyi kapattırdım ağladığımı kimse görmesin diye. Evet, ben şu anda ağlıyorum. Hem de feci halde.
Kendimi şimdiye kadar hiçbir zaman böylesine yalnız, böylesine kuvvetsiz hissetmedim. Demin annemin resmine baktım, yüzüme sürdüm. Belki biraz kokusu kalmıştır diye. Sen tamamen yabancı bir memlekette 2-3 ay yatmak üzere ameliyata girmenin ne olduğunu bilmezsin. İnsan kendini uçuruma yuvarlanmış gibi görüyor. Yalnızlık, asap bozukluğu. Etrafıma bakıyorum, herkes mesut, herkes memnun. Sevişen, koklaşan insanlar ve ben yalnız başıma ne zaman, nasıl biteceğini bilmediğim bir hayata başlıyorum. ...1963 yazında Londra'da bir hastane odasından bu hüzünlü satırları yazan Mehmet Ali Birand henüz 22 yaşındaydı. 2 yaşında babasını kaybetmiş, aynı yıl Erenköy'deki yaşlı ahşap köşklerinde annesinin kendisini yıkamak üzere hazırladığı kızgın suya düşerek bacağını yakmış, sakat kalmıştı. O kaza yüzünden çocukluğu ve ilk gençliği hastanelerde geçmiş, okulda kendisine topal diye hitap edilmiş, kısa kalan bacağı yüzünden ne diğer çocuklar gibi koşup eğlenmiş, ne de o yaşına dek bir kızın elini tutabilmişti. Ömrünün ilk 22 yılını aksayan bir bacak, sürekli akan bir yara, iki çocukla parasız ve dul kalmış, mütemadiyen ağlayan bir anayla geçirmişti. Şimdi Londra'da soğuk bir hastane koğuşunda, 5. ameliyatından önceki umutsuz bir akşamda, en yakın arkadaşı Semih Sohtori'ye duygularını yazıyordu. O ameliyatla bir parça düzeldi bacağı. Şimdi dizinden göğsüne kadar çıkan alçıdan bir zırh içinde aylarca yatmak zorunda kalacak, küçük takvimine tek tek çarpılar atarak geçmek bilmeyen günleri sayacaktı. 4-4,5 ay kaldım hastanede. Yağmur yağdığı zaman pencereden böyle kafamı çıkarırdım, yağmur düşsün diye. O kadar şey yapardım. Çok acı çekti ama İngilizcesini o yatakta ilerletti. Sigaraya başladı, ilk nefesi orada çekti. Hemşiresine tutuldu, ilk aşkı orada tattı. Ve 1963 Temmuz'unda o yataktan geleceğin Mehmet Ali'sine bir mektup yazdı. Sen şimdi şu satırları okuyan Mehmet Ali, bu günleri çoktan unutmuş olacaksın. Belki de şu anda benim elde etmek için can attığım birçok şeyi elde etmiş olacaksın. Mesela dükkandan ayağına ayakkabı alabileceksin, yağmur altında dolaşabileceksin. Belki bunları okurken ayak ayak üstüne atabiliyorsun. Ve kim bilir ne kadar saçma bir şeye, mesela işindeki bir aksiliğe canını sıkıyorsun. Sıkıyorsan sana aptal derim dostum. Her şeyi unut ve sadece tatlı tatlı yaşamaya bak. Bol bol gül, yağmur altında dolaş, mehtapta denizi seyret ve bol bol aşık ol dostum. Bunlar benim şu anda yapamadığım ve hasret duyduğum şeyler. Kendi kendinle zorluklara karşı mücadele etmesini öğrendin. Etrafından merhamet, yardım görmeden. Hakiki kuvvetin burada meydana çıktı. Mesud olmasını öğrendin. Bu günleri hatırla ve hem mesud ol hem de etrafını mesud et. Mektup yazdığı adam bu satırları yazıldıktan tam yarım asır sonra kendisini anlatan bir kitapta okudu. Vefatına 2 ay kalmıştı. 50 yıl önce genç Mehmet Ali'nin tembihlediği her şeyi yapmıştı. Çektiği onca acıdan sonra hayatın değerini ve elindekilerin kıymetini bilmiş, zorluklarla mücadele etmiş, mutlu olmayı öğrenmişti. İradesi, yeteneği ve şansı sayesinde talihsiz başlamış bir hayat yolculuğunun dümenini başarıya doğru kırabilmişti. Yetim ve yaralı bir çocuktan uluslararası şöhrete sahip bir gazeteci yaratabilmişti. Kendi direnci ve koluna giren bir avuç insan sayesinde yolunu çizebilmiş, kaderine hükmedebilmişti. O koluna girenleri, kendisine destek verenleri hep hayırla yad etti. Onların ilki hayatını o berbat kazanın suçluluk duygusuyla geçiren, onu binbir zorlukla yetiştiren ve tam oğlu sayesinde rahata erecekken ölen annesi Mürvet Birant'tı. İkinci isim onu Galatasaray Lisesi'ne yerleştirerek bambaşka bir dünyaya geçmesini, yatılı okulda hayatı keşfetmesini, özgüven kazanmasını sağlayan
dayısı Mahmut Dikerdem. Üçüncü isim onu Vehbi Koç'la tanıştırarak kendisine hem Londra tedavisi hem iş garantisi sağlayan aile dostları Kenan İnal. Dördüncü isim Londra'dan döndüğünde kendisine milliyetin kapılarını açarak hayatının mesleğini sunan Abdi İpekçi. Ve nihayet beşinci isim 27 yaşında çıktı karşısına. 1967'de Milliyet Gazetesi'nde. Cemre Güngören gazetenin patronu Ercüment Karaca'nın kızıydı. Fransa'daki tahsilini tamamladıktan sonra baba mesleğini öğrenmek üzere Milliyet'te staja başlamıştı. İlk durağı Mehmet Ali'nin çalışmakta olduğu dış haberler servisiydi. Mehmet Ali meslek hırsı, girişkenliği, dil bilgisiyle kısa zamanda kendini göstermiş, büroda sivrilmiş bir gençti. Sami Cohen, Halit Kıvanç ve Altan Erbulak'ın çalıştığı odada aynı masayı paylaşan iki genç kısa zamanda yakınlaştı ve flört etmeye başladı. Dedi ki ya bu akşam yarın akşam bize yemeğe gel istersen dedi. Hani kimse yok laflarız falan. Ya olur dedi. Bir taraftan da patronun evine gidiyoruz ha. Yani eyvallah. Ondan sonra orada balkonda saçtı. Konuştuk, mokuştuk. İlk defa orada öpüştük. Sonra oturduk gece balkonda. Çok da güzel bir havaydı hiç unutmam. Bir içki daha içtik, bir içki daha içtik falan filan. İlk ben onu orada öptüm. Ve itiraz etmedi. Ulan dedim, bunun önü açık. Ama önünü açmak kolay olmadı. Çünkü o dönem Ercüment Karacan, Cemre'nin annesinden ayrılmaya karar verdi. Cemre de annesinin yanında saf tuttu. Bir ant için karar vakti gelmişti. Ya Cemre'den vazgeçecekti ya da Milliyet'ten. Oysa ikisini de çok seviyordu. Patronun kızını alıyor denilirken elindeki işten de olmak üzereydi. Kendince bir plan yaptı. Cemre'yi alıp Brüksel'e kaçacaktı. Böylece Milliyet'in dedikodularından, boşanan bir ailenin sorunlarından, 12 Mart'a koşan Türkiye'nin bunalımından uzaklaşacak, Avrupa'nın başkentinde uluslararası standartta gazetecilik yapacaktı. Abdi İpekçi'yi Brüksel'de büro açmaya ikna ettikten sonra hayatının akışını değiştirecek bu kararı bir yılbaşı gecesi Cemre'ye açıkladı. 70-71'i bağlayan yılbaşında Uludağ'a gittik. Uludağ'da dans ederken böyle döndü. Dedi ki bana benle evlenir misin dedi. Ben de evet dedim. Ondan sonra herkese döndü bağırdı. Biz Cemre ile evleniyoruz diye. Arkadaşlar işte o sırada kimler var hatırlamıyorum. Sevgili Cemre, bu gece sana kendimi anlatmak hissi geldi içimden. Savaş yıllarında doğdum. Yaşamımı sürdürebilmek için bacağımın verdiği kompleksler arasında bocalayarak yukarı sınıflara doğru yöneldim. Çok zor devreler geçirdim. Kendi kendimi aldattım zaman zaman. Babasızlığın bir gereğiydi bu. Kafamda tek bir fikir vardı. Kazanmak. Ne olursa olsun kazanmak. Her şeyi kazanmak. Bu kolay değildi. Cemiyet içinde kendimi kabul ettirmem zor oldu ama oldu. Benim kuşağım içinde kimsenin gelemediği yere geldim. Bundan sonra da devam etmeliyim. Durursam ölürüm. Cemrem, bu savaşım hayatım boyunca devam edecektir. İçimde yatan zirvede olma hırsını köreltmek istemiyorum. Onu öldürürsem ben de ölürüm. Beni bu isteklerimde destekleyeceğini bildiğim için seninle evlenmek istiyorum. Her şeyin en güzelini, en büyüğünü tatmak istiyorum bu hayatta. Anlıyor musun? Beyoğlu Evlendirme Dairesi bütün beyaz Türklerin şeylerin sosyetenin şeyi orasıdır. Yani orada evlenilir. Başka yerde evlenmek hani nasıl Teşvikiye Camii'nden kalkmazsan bir şeyin olmaz, cenazenin bir esprisi olmaz. O da orada evlenilirdi. Cemre dedi ki ya dedi şey yapalım sana dedi. Smokin deriden olsun. Müthiş, ilk defa gülüyor, kocaman. Şimdi baktığım zaman çok ridikül geliyor ama o zaman için çok şık gelmişti. Nikah salonundan yepyeni bir hayata çıktılar. Ellerinde 7 valiz, bir şemsiye, bir daktilo ve ceplerinde 2000 markla trene binip Brüksel'e gittiler. Birkaç sene kalıp döneriz dedikleri bu gri kentte tam 20 yılları geçti ve Mehmet Ali aslen Brüksel'de bir ant oldu.
Mutfak tezgahı önünde önlüğünü takmış bulaşık yıkayan bu adam, milliyetin Brüksel temsilcisi Mehmet Ali Birand. Yeni evli. Yemek Cemre'nin, bulaşık onun görevi. 30 yaşında. Upuzun bir kariyerin henüz başında. Brüksel'de sadece uluslararası bir gazeteci değil, sırasıyla kitap yazarı, baba ve televizyoncu olacak. Bulaşıktan sonra yemek masasını çalışma masasına dönüştürüyor, daktilosunu masaya koyuyor ve ilk cümleyi yazıyor. Mehmet Ali Birand, Brüksel'den bildiriyor. Bu haberler çoğunlukla Avrupa Ekonomik Topluluğu ya da NATO ile ilgili oluyor. Tek sütuna sığıyor. Ama Birand kabına sığmıyor. Zamanla Avrupa diplomasisinin koridorlarından sıkılıyor. Daha fazlasını istiyor. Ve beklediği fırsat 1974 yazında karşısına çıkıyor. Bir savaş sadece Türkiye'nin değil, onun da kaderini değiştiriyor. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Kıbrıs olayı patladı. Ben şeydeydim, İstanbul'daydım. Patlayınca hemen yazı işlerine gittim. Abdi abi böyle oturuluyor. Dedim ki, Abdi abi ben gitmek istiyorum Cenevre konferansına dedim. Şöyle baktı. Zaten Sami Bey dedi, ortalarda yoklar ki dedi. Hazırlan git dedi. Köpek gibi çalıştım var ya, sabah 6, gece 1 falan. Çok çalışıyordu, hırslıydı, yetenekliydi, girişkendi. Ama şans meleği de adeta ömrünün ilk yarısında çektiklerini telafi etmek istermiş gibi omzundan inmiyordu. Bütün dünya basını Kıbrıs görüşmelerini kapıda izlerken o tuvalette İngiliz Dışişleri Bakanı ile karşılaşıyor, pisuar başında aldığı demeçle manşete yerleşiyordu. Kıbrıs birçok yeni kapıyı açtı bir anda. O krizde biriktirdikleriyle ilk kitabını yazdı. Sonradan bu konudaki en kapsamlı belgeseli çekti. Kocatepe'nin Türk jetlerince batırıldığını ilk o ortaya çıkardı. Riskli bir haberdi. O kadar ki haberin gazetede yayınlanacağı gün o muhtemel bir tutuklanmadan kurtulmak için cebinde Roma biletiyle havaalanında bekliyordu. Abdi abi de panik diyor ki bundan vatana ihanet şey olur diyor. Dava açarlar dedi. Abdi abi dedi ki açsınlar dedi. Gazeteyi açsınlar. Mehmet Ali dedi al biletini dedi. Hazır ol dedi. Eğer şeyden Ankara bürosu ararlarsa ilk Ankara bürosunu arayacaklar. Atlar gidersin dedi. Ben seni korurum buradan dedi. Askerin bir anda tepkisi bu haberle başladı. 10 yıl sonra yazdığı Emret Komutanım kitabıyla büyüdü. Ordunun iç dünyasını içeriden anlattığı bu kitaba Genelkurmay sert bir açıklamayla tepki gösterdi. Ardından Kürt sorununa ilişkin yazıları geldi. Henüz Güneydoğu sorunu diye bahsedilen meselenin adını koyarken bunun askeri yöntemle çözülemeyeceğini daha 1987'de yazmıştı Birand. Onunla da kalmadı, 1988'de Abdullah Öcalan'la röportaja gitti. Cemrem, son derece kötü ve oldukça da tehlikeli bir işe gidiyorum. Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Dua et, başarırsam Türkiye'yi yerinden oynatırım. Şanslıysam yaparım. Bana hep şans getirdin. İnşallah yine devam ettirirsin bu işte de. Hep beni düşün ve şans dile. Seni çok çok seviyorum. Mesut Dışişleri Bakanı o sırada. Ya dedim senden bir konuşmam gerekiyor dedim. Olur dedi bugün öğleyin gel dedi. Hasan Cemal de var dedi. Bir yemek yiyeceğiz dedi. Sen de üçümüz yeriz dedi. Hani bir brief edeceğim ne oluyor ne bitiyor diye. Gittim Hasan'la onu konuşuyor, onu soruyor, bunu ediyor. Benim derdim başka. Sonunda Hasan Çiş'e gitti. Ben dedi abi bir şişe gideyim de gideyim. Bana bak dedim Mesut'a. Şimdi bu herif gelene kadar şey yapayım. Ben dedim Öcalan'a gidiyorum. Ne? Söyleşi verdi dedim. Ondan sonra yarın hareket edeceğim dedim. Bak bunlar beni orada tutabilirler dedim. Satmayın beni dedim. Ne yapalım kendi gitti kendi kaldı. Bizim günahımız yok demeyin. Eğer diyorsan şimdiden söyle dedim.
Dedi ki ben sana şimdi ne yapabileceğimi söylerim ama ben satmam seni dedi. Yani biz dururuz dedi. Peki dedim hani. O sırada Hasan geldi. Yalnız gelirken dedim, bana bak dedim Hasan'a sakın ha söyleme bunu dedi. Ve BK'da Abdullah Öcalan'la buluştu bir an. Türk ordusunun aradığı, peşinde olduğu adamla görüştü. Bu da bir ilkti. Her şeyde ilk olma tutkusu, haberci refleksi, yurt dışında yaşamanın getirdiği tabu tanımama huyuyla birleşmiş, onu bu röportaja göndermişti. Gerçi tedbirini almış, soğuk ve mesafeli davranmaya karar vermişti ama evdeki hesap kampa uymadı. Gülmeyeceğim, şey yapmayacağım. Aman Mehmet Ali, kendi kendime onu hazırladım. Şok dedi, çekti. Şap şup öptü, bir baktım adamın kamerası şıkır şıkır şey yapıyor. Tamam dedik, biz bitti. Hayatımız söndü, bu artık şey olacak. İşte şeref kıtası kurduk, şey yapın. Yok dedim ben, ayıp böyle şey, şeref kıtası var. Merhaba, eyvallah, hadi biz içeri. Döndüm diyardı, benim sesimi duysaydı herhalde yan mahallelerde duydular beni bağırmamı. Sen ne mesuliyetsiz adamsın, çoluğun çocuğun var, hiç düşünmüyor musun diye. Avazım çıktığı kadar bağırdığımı hatırlıyorum. Sen ne biçim adamsın, işte o zaman gazetecilik için bizi gevertirsin de öldürürsün de. Kendi şeyin için, yani kendi şöhretin için bütün bizi bilmem ne yaptın, çocuk babasız da yaşayacaktı. Hepsini avaz 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 avaz. Ondan sonra alışıyorsun tabii, sakinleşiyorsun yani. Mehmet Ali de biliyor tabii bunu. Annem ödü patlar ama öyle. Şöyle böyle değil yani, şey değil. Öyle amanca ödü patlar. Gizli yapmaya çalışır. Ödü patlar. Ne kadar çok ben evin erkeği benim bilmem ne sesler arasında. Ödü patlar. Ödü patlar. Yani böyle eli ayağı böyle dolanır. Böyle ne yapacağını şaşırır. Çünkü günün sonunda biliyor ki her şeyin günün sonunda annem var, babamın. Onu biliyor. Tabii korkulması gereken sadece Cemre değildi. Öcalan röportajına devlet katından da büyük tepki geldi. Başbakan Özal röportajın duyurularını görünce küplere binmişti. Eleştirini yanında çok da şey aldık, müthiş bir olay yaptınız falan diye. Ben onu hep söylüyorum. Mehmet Ali'nin haberciliği, habercilik hırsı, habercilik koku alması, habercilikte koşturmasının emsali yoktur. Yani o tarafıyla şey yoktur. Fakat kısa bir dönem geçti. Altan Öğmen Ankara'da telefon etti. Dedi ki bir seyahatten dönüyorlardı Turgut Bey'le beraber. Turgut Bey dedi köpürüyor dedi. Bana dedi ki bu işi temizleyin dedi. Neyse temizleyelim dedi. Bilmiyorum dedim. Nasıl yapacağız dedim. Bilmiyorum dedi ama bir şeyler yapacaklar. Ben Ankara'da kalayım, kal dedim. 3 saat sonra ben Çamlıca'daki evde oturuyordum. Yine eve geldim. Vuslat ağlıyor. O zaman Vuslat da 12-13 yaşında. Baba gazeteyi toplatmışlar dedi. Ben koştum gazeteye gittim. Altan'ı aradım. Altan dedi ki ya ben matbaadayım dedi. Zaptiyeler bizi bastı dedi. Zaptiyeler dedi. Polisler gelmişler, paketleri arabalardan indiriyorlar. Polis milliyeti basmış, matbaayı sarmış, basılan gazetelere el koymuştu. Birant hakkında 14 yıl hapis talebiyle dava açıldı. Yargılandı, beraat etti. Röportajın tamamını da daha sonra APO ve PKK kitabında yayınladı. O benim imajımda bir yerde büyük bir kara leke ama benim kançısında, kalbimde en sevdiğim işimi yaptı. Yani ben orada hakkı yenmiş bir toplumun şeyi oldum. Sevgilisi oldum. Benim bütün şeyimi değiştirdi. Yani hem dünyaya bakışımı, hem Türkiye'ye bakışımı, devlete bakışımı, her şeyi değiştirdi. Sınıf atlattı. Bir kişinin gözünde, büyük kişi, çok büyük bir bölümün gözünde ise beni mahvetti. Beni Kürtçü, bölücü, kötülerle beraber olan, ülkeyi karıştırmaya çalışan insan olarak şey yaptı. Asker o andan itibaren zaten yürüyen bir antipati şeyi çok net bir şekilde ortaya kondu. Arkasından da zaten hep
davalar o konuda geldi. Bu röportajdan sonra Birant askerin kara listesine girdi. Oysa o angaje bir ideolog değil, tutkulu bir gazeteciydi. Hem Moskova'ya hem Washington'a akrediteydi. Hem Bakü'ye hem Erivan'a girebilirdi. Fenerbahçe Başkanı ile Galatasaray Başkanı'nı aynı stüdyoda buluşturabilirdi. Ve hem PKK lideriyle hem Genelkurmay Başkanı ile röportaj yapabilen neredeyse tek gazeteciydi. Birand'ın hayatında iki önemli marka var. Biri Milliyet, diğeri 32. gün. İkisi de hem başarısına yol hem başına dert açtı. Milliyet 1979'da Beyni Abdi İpekçi'yi korkunç bir saldırıda kaybedince onu göreve çağırdı. Birand kendisini gazeteci yapan ustasının koltuğuna oturdu. Ancak o yönetici değil gazeteciydi. Çok kısa süren yayın yönetmenliğinde bunu çabuk anladı. Hiç unutmam, Abdi Bey'in tuvaletinde de hüngür hüngür ağladı. Yapamıyorum. Başarısızlığın şeyini o gün hissettim. Yani en kapasiten yok. Ona hazırlıklı değilsin, onu bilmiyorsun. O başka bir şey. O insanları, dengeleri şey yapacaksın, bilmem nesini yapacaksın. Şeyden gelip, Merih'ten gelip birdenbire şey olunmuyor. Genel yayın ve birden bir şeyin farkına vardım ki çok başarısızım, hiç unutmam. Hüngür hüngür ağladım. Allah'ım dedim, ben yapamıyorum bunu. Abdi abi, kusuruma bakma. Ben bunu yapamayacağım. Çok koydu bana. Ama yıkılmadı. Geriye dönüp muhasebe de yapmadı. Ardına değil, hep ileri bakmayı ona Abdi İpekçi öğretmişti. Yine öyle yaptı. Tam Sovyetlerin dönüşüm döneminde Moskova'da Türk basınının ilk bürosunu açarak muhabirliğe görkemli bir dönüş yaptı. Artık kıtalar arası deneyime sahip bir gazeteciydi ve bu deneyim onu 32. güne hazırlayacaktı. Bu jenerik döndüğünde tarih 1 Ekim 1985 Salı'ydı. Henüz Türkiye tek kanallıydı. TRT kapılarını bir anda açmıştı. O da Batı televizyonlarında gördüğü programların bir benzerini yapmak, Türkiye'nin dışa açılan penceresi olmak istiyordu. Ancak ekrana çıkan adam hiç de sonrakine benzemiyordu. Sayın seyirciler, 32. güne hoş geldiniz. Takvimlerde olmayan bu günü sizlere 30 veya 31 geçtiğimiz günün üzerinde dünyada en çok nelerin konuşulduğunu, nelerin tartışıldığını anlatmak için seçtik. Bu zayıf dekor, bu acemi sunuş, bu temposuz akış 32. günün kısa zamanda herkesi ekrana çeken bir program olmasını engellemedi. Tersine zamanla programın yayınlandığı geceler sokaklar boşalmaya başladı. Birand en karmaşık konuları herkesin anlayacağı dilde anlatıyordu. Onun uluslararası bağlantıları devlet televizyonunun itibarıyla birleşince röportaj yağmaya başladı. Tam dünyanın dönüştüğü dönemde TRT kameraları daha önce girilmez denilen coğrafyalara gidiyor, ilk kez ekranlarda Moskova ve Sovyet askerleri görünüyordu. Hem de TRT yönetiminin, dışişlerinin bürokratik engellemelerine rağmen. Gücünü programın başarısından alan Birand, rahatlığı, cesareti, üslubuyla, hatta konuğunun karşısındaki oturuş şekliyle yerleşik programcı tiplemesine meydan okuyordu. Kısını bırakmadık. Siz geriye dönüşü sevmiyorsunuz galiba. Hayır, insan inandığı konularda geri adım atmaz. Thatcher'la söyleşide ayak ayak üstüne attım diyerekten telefonlar yağmıştı kanala. Nasıl terbiyesizlik ederdi bu adam, koskoca bir başbakanın karşısında şey yapar, ayak ayak üstüne atar diye. Yani adamların karşısında eğilmedim, üzülmedim, şey yapmadım. Hani bir gazeteci nasıl duruyorsa ben de öyle durdum. Birand artık ekranların prensi, ödül törenlerinin gediklisi, en beğenilen erkekler listesinin zirvesi, TRT'nin gözdesiydi. Asıl önemlisi, orada bir ekip kurup büyütmeye başlamıştı. Kendi deyimiyle, cahil cesaretiyle girdiği ve birkaç yıl sürse iyi dediği program tam 28 yıl sürecek, 32. gün bir okula dönüşecek
ve o okuldan yüzlerce öğrenci yetişerek medyada önemli yerlere gelecekti. Birant 90'ları Türkiye'yi sallayacak Demir Kırat belgeseliyle karşıladı. Demokrat Parti'nin yükseliş ve çöküşünü ekrana taşıdı. 27 Mayıs'ı sorguladı. Yassı Ada'nın görüntülerini, idam fotoğraflarını ilk kez yayınladı. Ve belgeselin sonunda bir öz eleştiri yaptı. O 27 Mayıs sabahı sokakları dolduran üniversiteli, liseli gençlerin arasında bizler de vardık, bizim kuşağımız da vardı. Gençtik, heyecan içindeydik. Göstericilere yiyecek taşımış, onlarla birlikte olur mu böyle olur mu şarkısını söylemiştik. Ülkenin yararına bir şeyler yaptığımıza inanıyorduk. Bugün geriye dönüp bakıyorum ve içimde bir burukluk hissediyorum. İnsan kendi kendine bu şekilde olmamalıydı, böyle bitmemeliydi diyor. Bu bardağı taşıran damla oldu. Zaten Kocatepe skandalını ortaya çıkarmasıyla, Emret Komutanım kitabıyla, Apo röportajıyla yıldırımları üzerine çeken Birant, şimdi de Demir Kırat'la 27 Mayıs'la ilgili yargıları değiştiriyor, toplumu maziyle hesaplaşmaya itiyordu. Bunun bedelini 90'lı yıllarda ödeyecekti. Önce TRT'de hakkında bir yolsuzluk soruşturması açıldı. Bütün hesapları incelemeye alındı. Faturalandıramadığı harcamaları karşılığı vermesini istedikleri özel faturalardan dolayı suçlandı. Dosyası basına sızdırıldı, dolandırıcı diye damgalandı. Herkes bir anda karşısına geçivermişti. 1991 yazında Brüksel'de 20 yılı tamamlayıp Türkiye'ye taşındı. Şimdi tanımadığı bir ortamda, kurallarını bilmediği bir savaşa girecekti. Hep gri. Güneş yok. Böyle ailecek oturup şey yapmıyorduk. Böyle kakara kikir, gidi günler falan. Griydi hep. Hep o böyle bir kara bir bulut gibiydi. Zaten bana bütün 91 ila 95 arasında bence yani ben hayatımın ailem olarak, aileyle birlikte en kötü yıllarıydı bence. Aciz içinde kıvrandığını, ne yapacağım, ne yapabilirim? Yani ben bunu yapmadım, ben ne yapacağım? Bir kere şey de oldu, insanların yüzüne nasıl bakacağım falan da oldu. Hiçbir yere çıkmak istemediği zamanlar da oldu. Alev alev yandığımı hissettim. Kaç kere? Bir kere, hayatımda bir kere şey geldi ama. Keşke yok olsam. Hani bir yere gidip kaçmak değil, yok olsam. O belki birkaç saniyelik şeydi. Hani intihar lafı çıkmadan ama o vardı kafamda. Geldi gitti. 1992'nin son 32. gününde konuk Başbakan Demirel'di ve Demirel'in programın kapanışındaki bir cümlesi her şeyi özetliyordu aslında. Yani gelecek yıl yine aynı programda mesela buluşabilecek mi? İnşallah. Yoksa başkası mı olacak burada? Sen sıkı dur, ben sıkı duruyorum. O programdan sonra TRT'den kovuldu. Evrakta sahtecilik davasında mahkum oldu. Suçlama konusu olan parayı geri ödedi, 27 yıldır çalıştığı Milliyet'ten ayrıldı. Bir efsane her şeyini kaybetme noktasındaydı. Şunu yapmadım hiçbir zaman. Ya TRT davam var, ben bunu dalgalandırmayayım. Böyle küçük şeyler yapalım, güzel şeyler. Tam aksine üstüne gittik. Bazıları kolay pes eder. Birant onlardan değildi. Çocukluk acılarının içinde pişmiş, dipten zirveye yükselmişti. O yüzden hırsla, inatla mücadele etmeyi sever, pes etmeyi bilmezdi. Bu direnci hakkında bir linç kampanyasının başlatıldığı 90'ların ilk yarısında yeniden çıktı ortaya. Yeni bir gazetede, yeni bir kanalda yeniden sıfırdan başladı. Herkes dibe vurdu, artık bitti derken o inadına 32. gün Türkiye'yi başlattı. Madem kendisini ezmeye çalışıyorlar, o halde çıtayı hepten yükseltecekti. Türkiye'nin en kanlı döneminde iğneli fıçıya dalacak, tabuların üzerine yürüyecekti.
32. gün yine bir Öcalan röportajıyla döndü ekrana. Birant bu kez onu Şam'da bulmuştu. Onun cesareti ekibini de coşturmuştu. Bir yandan kontrgerilla dosyası açılıyor, bir yandan kaplancılar ekrana taşınıyor, Özal suikastı sorgulanıyor, Kuzey Irak'ta askeri operasyonla ezildiği söylenen PKK'lılar kampta silahlarıyla görüntüleniyordu. Ardından çapraz ateş başladı ve asla bir araya gelmeyeceği düşünülen isimler buluşup ekranı ateşe verdi. Bitmedi. Birant 12 Mart ve ardından 12 Eylül belgeselleriyle diğer darbeleri de ekrana getirdi. Demokrasi yolunda 1960'ların sokaklarından önce ihtilalciler geçti. Sonra zafer şarkılarıyla gençler, isyan bayraklarıyla işçiler, sağcılar, solcular ve yeniden darbeciler. 1994'te terhisler ertelenince silah altındaki erlerin tepkisini ekrana getirdi 32. gün. Birant freni tutmayan bir tır gibi yangına körükle gidiyor, adeta buradayım gelin diyordu. Yapacaklarsa yapsınlar, atacaklarsa atsınlar. Yani bana TRT kazı attıkları kazık beni o kadar şey yapmıştı ki, bel altıydı ki artık bunlardan ne olursa. Ve nitekim arka arkaya da geldi ondan sonra şey. Önce yargılama geldi. Birant hakkında halkı askerlikten soğutmaktan dava açıldı. Askeri mahkemede yargılanacaktı. Duruşma için Mamak'a gittiklerinde işin ciddiyetini anladı. O ilk duruşmayı hiç unutmuyorum. Mehmet Ali Birant'la gittik Mamak'a. Tabii Mamak'a gittik. Kapıda dediler ki Mehmet Ali Birant hanginiz? Biz birinci duruşma, ikinci duruşma falan böyle geçiyor. Aa. Hani gidiyoruz yani, gidiyoruz. Karar dedi. Dedi ki, işte şu sebeplerden 6 ay hapislerine, mahkemedeki iyi hallerinden dolayı 1 ay indirme, 5 ay hapse. Biz mahkum olduk. Bu daha başlangıçtı. Asıl hazırlık daha derindeydi. MİT yönetiminde olan Birand'ın okul arkadaşı Şenkal Atasagun, o günlerde korkutucu haberi verdi. Devlet adına çalışan tetikçi Yeşil, Birand'ın oturduğu sitede keşif yapmıştı. İstihbaratın başındaki Mehmet Eymür bu haberi Tarık Ümit'ten duymuş ve hemen teşkilata bildirmişti. Demek ki bir operasyonel bir faaliyet var demek. Evin neresi, şeyin neresi tam bir şey noktalarını bulmak için yapılan bir çalışma. Birand'a derhal koruma tahsis edildi. O günlerde zırhlı bir araca binmeye başladı. Ancak Birand devlet katında kendisine yönelik nasıl bir öfke biriktiğini bir telefon konuşmasında anladı. Kendisine içimizdeki hain diyen bir subayı şikayet için Genelkurmay Başkanı'na faks çekince Genelkurmay Genel Sekreterliği'nden arandı. Siz kim oluyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı'na faks göndermek küstahlığında bulunuyorsunuz dedi. Ya dedim siz kim oluyorsunuz da benim faks göndermeme tepki gösterebiliyorsunuz. Gayet de bir gösteririm çünkü siz benim hayatıma kastettiniz. Sizin hayatınız önemli değil. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'na bu terbiyesizliği siz yapamazsınız. Hiç unutmam Cemre ayaklarımda öyle de bir yaparım ki diye telefonu şeye duvara fırlattım. Paramparça. Artık işin ölümcül bir yere gittiği belliydi. Nisan 1998'de Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir imzalı bir belgeyle büyük tuzak başladı. Andıç diye adlandırılan bu belgede başta Birant olmak üzere bazı gazetecilerin kamuoyundaki saygınlığının azaltılması için PKK ile ilişkide gösterilmesi tavsiye ediliyordu. Yeni yakalanan Şemdin Sakık'ın ifadesine Birant para karşılığı PKK lehine yazı yazıyordu. Yalanı eklendi. İfade basına sızdırıldı. Bu psikolojik harp belgesi ertesi gün başta kendi gazetesi olmak üzere manşetlerdeydi. Faksla Genelkurmay'dan geçtiler bunu. Bugünkü aklım olsa atın nereden kardeşim çıktı bu dersin geçen gidersin tamam ya da küçük gösterirsin. Ama öyle bir dönemdi ki bugünkü gibi değildi yani rekabet vardı. Haber diye bakıyorduk her şeye o şehvetle bakıyorduk yani. Şimdi bunları ben kendimi hafifletmek için falan söylemiyorum ama böyleydi. Yani bunun böyle olması gerçi benim sorumluluğumu azaltmıyor. Genelkurmay'ın baskısıyla Birant önce gazetesinden sonra televizyonundan kovuldu.
bir kez daha korumasız ve yapayalnızdı. Yani bir TRT davası sırasındaki yalnızlığım, bir de bu yalnızlığım çok sarsıcıydı. Çünkü hakikaten gene birdenbire etrafın şey yapıveriyor. Aramıyor, aradığın adam cevap vermiyor. Sabah kalkıp buraya geliyordum. Ne yapacağım şimdi? Bilmem. Yazı yok. Bilmem şey yok. Hani çocukların yanına gitsem çocuklar dediğin zaten ne? Darmadağın vaziyette. Zordu ama bir an zorluk tanımazdı. En dibe düştüğü anda çıkmanın bir yolunu bulurdu. Bu kez de öyle oldu. Tam o dönem Aydın Doğan'dan yeni kurulacak ve sonradan CNN Türk adını alacak haber kanalını kurması ve Posta'da yazması için teklif aldı. Bu, meçhule sürüklendiği en zor anında uzatılmış bir yardım dalıydı. Ekibini topladı ve işbaşı yaptı. Mehmet Ali'nin gruba tekrar gelmesini ben istedim. Gelmiş olmasından da memnunum. İyi gazetecidir, söylüyorum yine. İyi habercidir, koku alır. Babasını satar haberde, satmam dese de satar. Sonrası malum. 1990'ların bütün kabusunu yaşayan Birant, 90'ların sonundan itibaren yeniden tırmanışa geçti. CNN Türk'ün kuruluşundan sonra yıllarca manşete imza attı. Yine dünya liderlerini ekrana çıkarttı. Bu arada 20. yılını kutlayan 32. günü yeniden başlattı. Ve nihayet 2005 yılından itibaren de Kanal D ana haberin anchorman koltuğuna oturdu. Bugünden itibaren hafta içi her akşam bu saatte karşınızda olacağım. Türkiye'yi ve dünyayı evinize getireceğim. Olayların perde arkasını vereceğim. Ulaşılmayan kişilerle konuşacağım. Dünya liderlerine evinize konuk edeceğim. Burada insan olacak, siyaset olacak, müzik ve eğlence de olacak. Hep burada oturmayacağım, bundan emin olun. Sizi de alacağım ve birlikte olayların içine gideceğiz. Seyirci başta bu bültene uzak durdu. Yıllarca dünya liderlerini ağırlamış bu gazetecinin trafik kazalarından, adi cinayetlerden haber vermesine alışamadı. Onun tekleyerek, ığlayarak konuşmasını, arada yorum yapmasını yadırgadı. Ancak kısa sürede alıştı ve bir an rakiplerini geride bırakarak yeniden zirveye tırmandı. Birlikte keyifleneceğiz, eğleneceğiz, yeri geldiğinde de üzüleceğiz. Artık her akşam evinizin misafiri olacağım. Şimdiden beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz, biz de hoş bulduk efendim. Daha 5-6 yıl önce hakkında ölüm fermanları çıkarılan, andıçlanan, işinden kovulan, dışlanıp yalnızlığa terk edilen adam, eski itibarına, çevresine, neşesine kavuşmuştu. Şimdi CNN Türk'ün genel yönetmeni, en çok izlenen bültenin anchormeni, en çok satan gazetenin baş yazarı, çeyrek asra merhaba diyen 32. günün yapımcısıydı. Kutlamak en çok onun hakkıydı. İş yaşamındaki huzur özel yaşamına da yansımıştı. Oğlu Umur'u evlendirmiş ve torunu Umberto Ali'nin doğum haberiyle de dede olmanın sevincini yaşamıştı. Bu boncuk gözlü bebek onu sadece hayata bağlamakla kalmamış, yıllarca haber peşinde koşmaktan oğluyla kuramadığı sıcak ilişkiyi kurmasını da sağlamıştı. Oğlan doğdu. Uf, ne sevindi, ne sevindi. Bir hafta sonra falan böyle kucuna almış. Nereye? Sünnet ettirmeye gidiyorum diye utanmadan da yürürken arkaya sesleniyor bana. Sünnet ettirmeye gidiyorum. Gel istersen. Şimdi bağıramıyorum, kızamıyorum. Eşim de yok, Allah da yok çünkü yani şey yapar. Ve gittik işte, siz sünnet ettireceğiz. Ben böyle şeye geldim, doktor geldi, bebek ağlıyor. Vallahi biriniz çıkmanız gerekiyor, ikiniz çok fazlasınız burada dedi. Babam böyle duruyor, maskesi. Gerçekten mi dedim? Yani, hadi. Ya baba, hafif de itmeydim. Baba. Sünnet ettirdi. Kanser haberi işte tam o güzel günlerin peşinden geldi. Hastanede başlayan bir hayat son dönemecinde onu yeniden hastaneye çağırıyordu.
Ömrü mücadeleyle geçen Birant, şimdi finalde kansere hem de en acımasızına karşı mücadele verecekti. Yine köşesine çekilmek yerine hep yaptığı gibi sorunun üstüne gitmeye karar verdi. 28 Şubat yapmak istediği son belgeseldi, kemoterapi de onu hazırladı. Tedavi çıkışı son enerjisiyle stüdyoya girip haber sundu. Ekran gerisinde ne zorluklar yaşadığını seyircisine de çevresine de hiç fark ettirmedi. Ama Türkiye'nin gözü önünde verdiği bu mücadeleyle bütün kanser hastalarına örnek oldu. Şimdi bu olay oldu. Dediler ki kanına bakılacak. Bayıldılar. Belinden kan aldılar. Çıktı, uyandı. Programa çıktı. O 45 dakika ap. 45 dakikadan sonra ölümü getirirlerdi buraya şeyle. Arabaya gelince yığılırdım. Uyuyarak gelirdim zaten. Ertesi gün dediler biyopsi yapılacak. Bayıldı ama bir hafta içinde oluyor. Bayıldı, ayıldı, biyopsi yapıldı, programa çıktı. Gece saat 10'da falan yatarım. Ertesi sabah saat 10'da falan kalkıp bir kahvaltı edip tekrar yatarım. Öğleyin kalkıp biraz daha bir şeyler yiyip tekrar yatıp saat 5'te kanala giderdim. Safra kesesine stent taktılar. Bayıldı, ayıldı, programına çıktı. Hele bir keresinde iyi geceler dedim, jenerik dönmeye başladı, kustum bütün şeyin içine. Ertesi gün bayıldı, ayıldı, programa çıktı, bir hafta böyle geçti. Ve ben hayretler içindeyim, yani ne bir şey kırılma, ne bir bilmem ne, çünkü yapılması gerekendi ve işte o programa da çıkılacaktı. Ama 6 ayın sonuna doğru iyi gidiyor diyordum ben Cebre'ye. Yani vücudumda şey başladı, toparlanma başladı. Allah Allah, hiç kondurmadım. FET'e girdim gene. Doktor bitti PET. Bakıyor doktor, içeride gözüm de onun üstünde. Geldi. Mehmet Ali Bey dedi. Mucize dedi. Nedir dedim. Hepsi gitmiş dedi. Yok dedim, şaka ediyorsunuz. Yani beni... Hayır dedi. Ameliyatlıksınız dedi. Hiç unutmam. Şeyden çıktım. hastaneden çıktım. Nişantaşı'nda sokakta kahvaltı ettiren dükkan vardır bir tane. Oraya girdim. Sucuklu yumurta yiyip oradan bağıra bağıra Cemre'yi aradım. Geçenler falan bakıyorlar böyle, ne yapıyor bu diyerekten. Ya galiba kopardık diyerekten. Vedalaşma zamanı geldi. Bu gece son defa karşınızdayım. Böylesine karışık bir dönemde doğrusu ekranı bırakmak hiç içime sinmiyor. Ama tatile falan da çıkmıyorum. Bir süredir gördüğüm tedavi iyi sonuç verince yarın kendimi cerrahlara bırakıyorum. Önemli bir ameliyatım var. Aslında kötü değil, iyi bir haber veriyorum sizlere. Ameliyat olmam iyi bir haber. Sezon başında yine birlikte olacağız, böyle ümit ediyorum. Sizleri bilmem ancak emin olun ben sizi çok özleyeceğim. Ancak o güne kadar da dualarınıza ihtiyacım var. Seveninizle, sevmeyeninizle. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Birant ameliyata girerken Türkiye ardından dua etti. Seveni sevmeyeni herkes hakkını teslim etti. Adeta ona yapılan haksızlıklardan ötürü özür diledi. Yeminli düşmanları yanına gelip helallik istedi. Ve Birant sevildiğini bilerek gitti. Müthiş bir sevgi halesi geldi etrafıma. Ben onu diyorum hep. Ya ölmeden önce sevildiğini öğrenen kişilerden biri oldum herhalde. Yani bu hastalığın en önemli şeyi o oldu benim üstümde.
çok hoşuma gitti. Yani bu hasta, bunu anlamak için bu hastalığı kapmam gerekmezdi ama. Hadi bakalım. Showtime. Ameliyattan sonra bir an eski neşesine kavuştu. Hayat boyu omzundan inmeyen şans perisi bu en zor anında da imdada yetişmiş, onu korkunç bir hastalığın pençesinden almıştı. Hadi Deniz. Huzurluydu, rahattı. Hadi bakalım. Hadi çocuklar, iyi yayınlar. Yıllar önce Cemre'ye yazdığı isteği gerçek olmuş, her şeyin en güzelini, en büyüğünü tatmıştı. Başka çaresi yok. Hadi bakalım. Dünyayı gezmiş, istediği her şeyi yapabilmiş, zirveye yerleşmiş, başlattığı programın çeyrek asrını, yetiştirdiği ekibin başarılarını görmüş, son belgeselini ekranda izlemiş, torun sevgisini tatmış, kendi biyografisini okumuş, imzalamıştı. Kaybedecek ya da kazanacak bir şeyi kalmadığını düşünüyordu. Yine de bir yandan Erdoğanlı Yıllar belgeselini hazırlıyor, öte yandan 2015 için belgeseller planlıyordu. Artık sözünü sakınmadan konuşuyor, en renkli kravatlar ve ona uyumlu saatlerle ekrana çıkıyor, yakın çevresine küpe taksam ne dersiniz diye soruyor, eşiyle hayır için sahneye çıkıyor, gaflarıyla dalgasını geçiyor, çocuksu tavrıyla, coşkulu tarzıyla gergin Türkiye'yi rahatlatıyordu. Yılbaşı tatiliydi, güneşteydim, denize daldım ama tatil dediğiniz süp diye bitiveriyor. Baksanıza karardım da. Ama ona da pek bakmayın. İki gün sonra, iki duştan sonra o da kaybolacak. Fazla değil, 100 sene sonra yine burada buluşuruz. Nasıl olsa siz ekranlarınızın başında, ben de yine burada, stüdyoda yine kutlarız. Ben böyle bırakmak istemiyorum. Ben hastalıkla bırakmak istemiyorum. Ben neşeli, sağlıklı bırakmak istiyorum. Ben kendim bırakmak istiyorum. Hastalık beni bıraktırsın istemiyorum. Sevgili seyirciler, bugün 15 Ocak Salı. Kimseye randevu vermeyin efendim. Saat 19'da yine birlikte olun. Hoşçakalın. İyi geceler. Hadi çocuklar, yarın görüşürüz. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Ölmeden 2 gün önce ekranda kimselere randevu vermeyin dedi. Gazeteye yazısını yazdı. Basit bir müdahale için girdiği bir operasyonda uyudu. Uyanamadı. Son randevusuna böyle gitti. Hepimiz çok büyük bir duayenimizi kaybettik. Ben de babamı kaybettim. Türk basını bir duayenini kaybetti. Gerçek bir muhabiri, çalışkan bir muhabiri. Açık fikirli bir liberali. Aslında yorulduk çünkü gözyaşlarınızı tutmaktan yorulduk. Kızardı bize. İşinize bakın derdi. Öyle yapmaya çalışıyoruz ama bunlar da kusura bakmayın artık içimizde tutamadıklarımız. Bir de güler yüzlü kızım derdi bana. Şimdi biz gülemiyoruz onun arkasından ama onun güler yüzü, güzel gülüşü her zaman aklımıza. Hepimizin başı sağ olsun. Oraya nasıl gideceğim ya? O kapıdan nasıl geçeceğim ben bilmiyorum. Birant da gitti ve şu anda kendimi çok yalnız hissediyorum. Hatırlanmak isterim. Demokrat bir insandı. Bu kadar yetecek bana. Göster.
It is a big fish. Anlat. Le phoque. Le phoque. Big fish. Oh, oh. Oo, ayı. Kutup ayısı. Wow. Yapış. Dur. Bu. Ah, penguins. Wink, 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 wink. Penguenler. Et ça, c'est le kurt. Kurt bu. Diye bağırıyor. Bağırır. Senin babaannen olacak kadın bunları sana anlar. Ooo, voilà monsieur zürafa. Bu, bu, evet. Bu tam ağızlık. Ah. Canım benim. Ha? Ay 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 ay. Ay ay. Ay ay. Aman aman aman. Yerim ulan seni ben it. Yerim lan. Sen bana şans mı getiriyorsun lan? Ha? Sen bana şans mı getiriyorsun? Ye oğlum ye. Abi gugu. Aba gucu. Ha? Vaa, ye. Afiyet olsun. Ya senin de ağzına onları da biz mi vereceğiz lan? Bak dedim ya sana zürafa böyle. Oh, atlarsın değil mi üstüne? Heh, peki. Panda. Panda çok az sayıda olan bir hayvan türüdür. Tukan cemreye benzer. Senin babaannene benzer bu. Aa, aslan.